ram dedektiflik, Work sunar. Ömer Bey merhaba. Merhaba. Dedektif nedir? Dedektiflik insanların bir konuda merak ettiği konularda daha doğrusu sonuca ulaşmak için profesyonel insanlardan yardım almasıdır. Çok kısaca anlatmak gerekirse Gerçek nedir? Gerçek çok göreceli aslında ama bizim için gerçek tabii ki tutulabilir delillerdir her zaman. Hem gözle görülen hem de tekstle hem sözel hem de dediğim gibi görsel olarak ispatlanmış şeyler biz gerçek diyoruz. Siber saldırı takibi nedir? Siber saldırı takibi son günlerde çok konuşulan bir konu. Hepimizin de yakından takip ettiği gibi. Siber saldırı da kişilerin özellerine dijital dünya vasıtasıyla girilip kişilerin bu konularda sıkıştırılmasıdır, fide istenilmesidir gerekirse. Siber takip, siber saldırı takibi ise bu kişilerin tespitidir ve müdahalesidir. Silahlı yakın koruma nedir? Bu konuda gerçek anlamda profesyonel kişilerin bu ihtiyacı duyan kişilere vermiş olduğu hizmettir. Felsefeniz nedir? Felsefemiz kesinlikle öncelikle bir mağdurun olmasıdır ve aynı zamanda incelediğimiz konuların Türk kanun ve mevzuatlarına uygun olması gerekiyor. Bu mevzuatlar içinde olması gerekiyor. Gerçekliği tüm objektif şekilde müşterimize sunmaktır. Kayıp kişiyi arama prosedürünüz nedir? Kayıp kişiyi arayabilmemiz için dediğimiz gibi yine Türk kanun ve mevzuatları kapsamında bu işlemler yapılmaktadır. Kayıp kişiyle ilgili detaylı bilgiler müşteriden alınır. Daha sonrasında bir inceleme başlatılır ve gerekli teşhisatla birlikte kayıp kişinin bulunması sağlanır. Gerçeği bulmak mı, inandırılmak mı istenene bulmak? Müşterilerimiz genel anlamda, duygusal anlamda geliyorlar tabii ki bize. Bir şeylere inanıyorlar kendileri bir zandan yola çıkarak bir şeylere inanıyorlar. Bizim amacımız gerçekliği tüm çıplaklığıyla kendilerini gösterebilmektir bizim için gerçek. Siz gerçeği nasıl buluyorsunuz? Biz gerçeği tamamıyla profesyonel ekiplerimiz sayesinde ve son model diyelim teçhizatlarımız sayesinde bu şekilde ulaşmaya çalışıyoruz gerçekliğe. Kimsenin aklına gelmeyen ne gibi detaylara bakılıyor? Şimdi burada dedektiflikte önemli olan farklı bir bakış açısıyla bakabilmek olaya. Zaten direkt herkesin baktığı gibi bakılsa zaten müşteride kendisi aradığı şeye vakit olacaktır, bulacaktır. Biz daha farklı bir gözle bakmaya çalışıyoruz. Daha objektif bir gözle bakmaya çalışıyoruz daha kapsamlı bir gözle bakmaya çalışıyoruz. Bizim farklılığımız budur. Bulduğunuz en ilginç böcek veya gizli kamera saklanan yer neresi? E, bu birçok yerde olabiliyor. Hiç aklınıza gelmeyen bir çiçeğin içerisinde veya bir hediyenin içerisinde olabiliyor. Veya dijital bir saatin içinde olabiliyor. Bu her yerde karşınıza çıkabilir. Artık bizim için çok doğal oldu. E, dediğimiz gibi biz kendi teşhisatlarımızla bunu tespit ettiğimiz için her yerde çıkabilir. Gözüyle bakmak değil. Net bir bakış açımız yok bununla ilgili. Bürokratlar veya tepedeki iş insanları harici hangi durumlar için silahlı koruma istendi sizden? Herkes bu hizmeti isteyebilmekte ee, özel bir durum yok. Hatta geçen hafta karşılaştığımız bir durum var. Bir beyefendi evlenirken e, bizden bir korumayı talep etti. Eski kız arkadaşının ne kadar vahşi olabileceğini koruma e, rica etti bizden. Biz de yardımcı olduk kendisine. Sherlock Holmes mu idoliniz? Sherlock Holmes güzel bir dizi, güzel bir film. Böyle bir idol yaratmıyoruz kendimize, kendi içimizde. Kendi prensiplerimiz var, kendi ritüellerimiz var. Bu ritüeller peşine gidiyoruz ama Sherlock Holmes'u da seviyoruz tabii ki. Kan davaları gibi konularda silahlı koruma sağlıyor musunuz? Türk kanun ve mevzuatına uygun her türlü talebi biz sağlayabiliyoruz. Önemli olan kanun ve mevzuata uygun olsun. Biz gerisini biz hallediyoruz. Gemi korumada korsanlardan mı koruyorsunuz? Nasıl bir korumadan söz ediyorsunuz? Evet, uluslararası gemi taşımacılığında genelde korsanlar korsanlık başa bela bir durum. Korsanlardan koruyoruz genelde. Çok da etkili oluyor bu vermiş olduğumuz hizmet. Personel takibinde internet ve telefon görüşmesi hatta nereye gittiklerini varana kadar takip yapabiliyor musunuz? Bu cihazlarla değil kendimize özel cihazlarımız var, teçhizatımız var. Tabii ki her yere takip edebiliyoruz yani son noktaya kadar takip edebiliyoruz. Filmlerdeki gibi kocasını karısını takip ettirenler oluyor mu? Çok oluyor tabii ki her yerde olduğu gibi ülkemizde de çok müşterimiz var bu konuyla ilgili. Yaptığınız işlerin yasal ve etik olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki kesinlikle. Zaten biz patram dedektiflik olarak 2007 Amerika kuruluş Bu eğitimleri biz burada aldık zaten. Orada bu dedektiflik konusu polislere bizzat danışmanlık yapan bir kuruluş olarak geçiyor. Ve belli bir eğitimden geçmezseniz zaten bu hizmeti veremiyorsunuz. Biz kesinlikle ve kesinlikle etik çerçeve içerisinde hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Dedektiflik ve takip ifşanız sonucunda neler olduğuna şahit oldunuz. Tabii çok özel bir soru. Birçok şeye şahit olduk. Dramatik şeylere de şahit oluyoruz, komik şeylere de şahit oluyoruz ama dediğimiz gibi bu çok özel müşterilerimizinle ilgili bir durum yani. Ekibiniz nasıl bir ekip? Kaç kişilik? Eğitimleri nasıl oluyor? Ne ne gibi eğitimlerden geçiyorlar? Ekibimiz genelde askeriyeden, Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli, subaylardan oluşan, işte polis emeklilerinden oluşan tamamıyla profesyonel eğitim almış, kendi branşlarında, dedektiflik branşında eğitim alınlar almış kişilerden oluşuyor. Ekip sayımız duruma göre ve göreve göre değişiyor. Biz sadece Türkiye'de değil, uluslararası platformda hizmet verdiğimiz için ve farklı iş ortaklarımız da olduğu için ekip sayımız oldukça değişken bir sayıya sahip. Siber saldırılarla da ilgileniyorsunuz. Bu gibi durumlarda siz nasıl yardımcı oluyorsunuz insanlara? Evet, siber saldırı durumunda müşterimiz bize danıştıktan sonra gerekli izlemelere başlıyoruz. Gelen saldırının hangi kaynaktan geldiğini tespit ediyoruz öncelikle. Daha sonrasında ise gerekli olan müdahaleleri yapıyoruz. Sizinle çok yakın bir zamanda başımıza gelen bir anekdotu paylaşmak istiyorum. Bir müşterimiz önemli bir kimya sahip. Kendisi e, bilgisayarının kamerasından takip edilmiş. İstenmeyen görüntüler elde edilmiş. Bundan dolayı da e, tehdit edilmiş. Video istenmiş. İlk seferine göndermiş ama gönderdikten sonra tabii ki bunun sonu gelmiyor. E, bir daha istenmiş. Bu durumda da bize müracaat etti. Biz de gerekli incelemeleri yaptık. Gerekli karşı tarafı tespit ettik. Uyarılarda bulunduk ama uyarılarımızı dikkate almayan arkadaşımıza fil dişi sahillerinde bir evde arkadaşlarıyla birlikte ziyaret ettik ve gerekli dokumentasyonları kendilerinden aldık. Patreon dedektiflik olarak öncelikle size tavsiyemiz paranoyak olmaya gerek yok, her şeyden şüphelenmeye gerek yok, ama dediğimiz gibi gel şüphelerinizde eğer ısrarcıysanız şayet bizleri arayabilirsiniz, bizlere ulaşabilirsiniz. Patreon dedektiflik olarak sizlere profesyonel ekibimizle hizmet vermekten mutluluk duyacağız. Çok teşekkür ederiz Ömer Bey. Ben teşekkür ederim. Patreon dedektiflik, Work sun.